200 tane sergi açtık. Çok güzel. Yüksekova'dan Uzunköprü'ye kadar. Biz de yani herhangi bir siyasi görüş, herhangi bir şeyin peşinde değil. Tamamen bu bilgiyi, Çanakkale ruhunu, Çanakkale düşüncesini vatan sathına yayma. Toplumumuza bir zamanlar üzeri küllenmiş olan bu Çanakkale ruhunu yeniden diriltme, yeniden canlandırma amacıyla yola çıktık. Çünkü Çanakkale ruhu nedir? Birlik ve beraberlik ruhudur. Eskiden bizim ceddimiz, atalarımız doğu ve batıyı, kuzey ve güneyi yön olarak kullanmışlar. Biz de diyoruz ki kuzey, güney, doğu, batısı bu ülkenin yöndür sadece. Bir ayrım yoktur, bir fark yoktur. Nasıl Çanakkale'de efendim Diyarbakır'ından, Van'ından, Edirne'sinden, Hakkari'sinden, Muğla'sından, Çanakkale'sinden bir sürü insan şehit olduysa oradaki askerler kalkmışlardır Çanakkale Savaşı bittikten sonra. Yine başlarında Çanakkale Savaşımızın büyük komutanı Mustafa Kemal olmak üzere hep birlikte nereye gitmişlerdir? Diyarbakır'a gitmişlerdir, Elazığ'a gitmişlerdir. Oraları savunmak için. Çanakkale şehitliğini gezdiğin zaman doğudan bir sürü vatandaşımız orada şehit olduğunu göreceğiniz gibi Diyarbakır şehitliğini gezseniz, Elazığ, Van'ı, Bitlis'i, Trabzon'u dolaşsanız oradan da batıdan birçok insanın şehit olduğunu göreceksiniz. Çünkü dediğim gibi bizim ceddimiz doğuyu, batıyı sadece yönleri ayırmak için kullanmış. Biz dernek olarak dediğim gibi 6 yıldan beri Türkiye'nin her tarafında, her ortamda, her yerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tutun, ondan sonra ülkemizdeki birçok askeri kışlalarda sergiler açtık. Fotoğraflar ve onların üzerinde Çanakkale Savaşı'nda yaşanan, gerçek bilgi ve belgelere dayanan, hadiseler anlatan konulu fotoğraf sergilerimiz oldu. Bununla birlikte harp malzemelerini sergiledik. Çünkü geçen gün işte Adana'da biliyorsunuz çok ilginç bir tartışma gerçekleşti. Çanakkale Savaşı nerede gerçekleşmiştir diye. Adana valisi talebelere soruyor Çanakkale Savaşı nerede gerçekleşti. Talebeler diyorlar Iğdır'da, Kars'ta, Sarıkamış'ta falan diye. Yani biz istedik ki yeni neslimiz, yeni gençliğimiz kendi yaşlarında, yani bugün lise talebesi nedir? 15, 16, 17 yaşlarındadır. Ama onların dedeleri 15, 16, 17 yaşındaki insanlar nefsani arzularından vazgeçtiler. Ülkeleri için, hiç göremeyeceği torunları için canlarından vazgeçip ne yaptılar? Toprak oldular, bizim için vatan oldular. Kendi vücutlarını vatana kattılar, toprak oldular, şehit oldular. Onları anmak değil sadece, anlamak, anlamanın da ötesinde onları bugünkü toplumumuzun önünde birer örnek insan olarak göstermemiz lazım. Zira yoksa sadece yılda bir işte 18 Mart'ta analım geçelim değil. Önemli olan o ruhu yaşama. Yani ruh ne? Birlik, beraberlik ruhu, ülkesi ve vatanı için kendi nefsani ve dünyevi arzularından vazgeçebilme aşk ve iştiyakı. Yoksa bakın çok ilginç bir nokta. Birlik ve beraberlik sizi tebrik ediyorum bu çalışmanızdan dolayı da biz de dernek olarak elimizdeki yayınlarımız ve bilgi ve belgelerimizle her konuda açığız bu konuda. Her elimizden geleni yapmaya hazırız. Dünyada şu an üzerinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti bu milletin kurduğu 130. devlettir. 129 tane devlet kurmuş, yıkmışız 130. Bizden sonra en çok devlet kuranlar Almanlardır. 6 tane devlet kurabilmişler. Biz bu başarıyı göstermişiz. Bu başarıyı göstermek o kadar kolay bir şey değil. Yani bir devlet tecrübesi olan, bir millet tecrübesi olan bir toplumuz biz. O birlik ve beraberliği sürdürebildiğimiz sürece de tarihte hep var olmuşuz ve inşallah bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Yeter ki şu an biz ona Çanakkale ruhu diyoruz. Daha önce ona başka ruhlar demişler, başka kelimelerle anmışlar. Ama şu an için Çanakkale bizim dernek olarak da bir sloganlaştırdığımız bir şey var. Çanakkale Türkiye'dir diyoruz. Çünkü Çanakkale Çanakkalelilerin savaşı değildir. Çanakkale efendim Edirnelilerin savaşı değildir, Karslıların savaşıdır. Çünkü her aileden oraya gitmiş. Bugün buradaki seyircilerimiz olsun, konuklar olsun. Araştırsaları mutlaka mutlaka ailelerinden bir kişinin ya Çanakkale'de veyahut da vatan savunmasında bir yerlerde şehit olduğunu mutlaka bilecekler. Kesinlikle hocam. Teşekkür Evet, ediyorum. ben teşekkür Kenan abicim sen de hoş geldin. Şimdi dernek olarak berabersiniz. Ben seni daha önce bir perde arasında almıştım. Destek vereceğini söylemiştiniz. Şimdi size de böyle bir soru sorayım. Bizi o programdan sonra takip ettiğinizde zaten inanıyorum. Görüştük. Çanakkale, El Ele Çanakkale projesi gerçekten aslında geç kalınmış bir proje değil mi? Bakın şu an geçenlerde 2007 yılının görsel medyanın desteklediği yılın projesi seçilmiş. Doğu TV'de Dost Türküler programı. Ben o ödülü alırken 27 tane belediye başkanımıza seslenirken onların
alkışları beni o kadar mutlu etti ki. Ama o alkışa bakarken aslında bir şeyi de eksik gördüm. Bu geç kalınmış bir proje değil miydi? Şimdi ben konuyla alakalı zaten günlerdir, hatta haftalardır, aylardır Çanakkale'yi nasıl insanlara anlatabiliriz? Çanakkale'yi sadece 18 Mart gününe kapalı yapmamanın mücadelesini zaten veriyoruz. Biz dernek olarak da, özellikle de özel olarak bizler Halil Hocam'la beraber bunu nasıl yayabiliriz? Yani 365 güne nasıl yayabiliriz? Hocamın bana daha önce söylemiş olduğu bir bilgi vardı. Dünyada en kısa savaş Belçikalıların bir savaşıydı. Waterloo Savaşı. Yani. Çok garip bir savaş. Çok kısa sürmüş bir savaş. Saatle ifade edilecek bir savaşları var. Ama o güne ait gazete küpürlerini dahi adamlar tarihimiz diye anlatabiliyorlar. Yani o günkü gazete küpürünü adam çekmiş, fotokopisini o dönemki şartlara göre. Hala tarih diye adam onu anlatıyor kendisine. Çünkü onun tarihi. Şimdi bizde öyle çok şükür öyle büyük bir milletiz ki bizim hangi tarihi anlamda hangi olayımıza bakarsanız bakın onların binlerce yıllık tarihine eşdeğer hatta daha üstün vasıflarda tarihi bir geçmişimiz var. Dolayısıyla biz Çanakkale Şehitleri Derneği olarak elimizde hakikaten özellikle ben hocama sonsuz teşekkür ediyorum. Yani Çanakkale deyince hocamın inanılmaz çalışmaları var. O çalışmaları bizi aydınlatıyor ve biz onun hocamın yapmış olduğu çalışmalarla halkımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Yani Çanakkale kesinlikle şunu destek olsun diye size söylüyorum. Çanakkale'yi asla hiç kimse sadece bir gün endekslemesin. Çünkü bir de yani tarihçi, hocam tarihçi, onun yanında tarihi bir şey söylemek de haya ederim aslında ama Çanakkale Savaşı sadece 18 Mart Deniz Zaferi değil. Mustafa Kemal Atatürk olduğu savaş kara savaşlarıdır. 10 Ağustos günüdür. Yani sanki böyle Çanakkale bir tarafta, yani 18 Mart Deniz Zaferi bir tarafta, Kara Savaşı bir tarafta gibi, yani küllenmiş gibi vatandaşımıza, öğrencimize anlatamıyoruz. Yani az önce hocamın söylediği gibi, yani öğrenci Çanakkale Savaşı, ya Çanakkale Savaşı bu. Yani Çanakkale ismi üzerinde zaten. Sayın Vali, yani geçtiğimiz haftalarda medyaya çıktı bu olay. Yani Vali Bey okulu ziyaret ediyor ve öğrenciye soruyor. Öğrenci Kars'ta mı, Erzurum'da mı, Sarıkamış'ta mı